بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تصوف دنيا سنة أوزاكان السيدة شُبَّسِسْ قادة ونرن يعني تصوف ارباب وبارست الله alın teriyle, gayretleriyle, himmetleriyle yaptıkları işlerin edebiyatını yapıyoruz. Ama biz de inşallah Rabbimizin rızasını kazanacak bir iş yapalım. Dolayısıyla nedir bu tasavvuf? Neyin üzerinde yoğunlaşıyorlar gibi bir inceleme yapacak olsak bir tasavvuf dünyası çalışma programı oluşturabiliriz. Zaten İbnül Kayyım'ın Medarecüs Salikini de bunu oluşturuyor. Gazali'nin Ya dini de çok genişletilmiş büyütülmüş şekliyle bir tasavvuf çalışma planıdır esasen. Biz o ayrıntılara girmeden şöyle 10 12 başlıkla bir düzine başlıkla tasavvuf erbabı Rabbinin rızasından başka derdi olmayan herhangi bir siyasete temayülü olmamış, görülmemiş, ticaretle bağlantısı olmamış, insanların arzu ve zevkleri ne der diye merak etmemiş, derdi Allah ve derdi sırat köprüsü olmuş. İşte Hasan Basri diyoruz mesela. Başka bir gaye Hasan Basri nasıl yüklenebilir? Haccacın varlığı onu etkilememiş. Ona Aferin diyen de etkilememiş onu. Allah ne dediyse, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa onu esas almış hayatında. Böyle bir tasavvuf erbabının hayatı incelense ki bu tasavvuf kitapları dediğimiz kitaplar esasen o hayatları inceleyip şekillendirmekten oluşuyor, oluşuyor. Biz de bunu programlasak şu i̇şte gençler şu Allah dostlarının hayatını ben de önüme koyayım. Sosyal medyada o öyle yapayım, düğünümü öyle yapayım. Muhabbetim öyle olsun. Fakülteye öyle gideyim. Ailemle öyle bir bağlantı kurayım diye bir çalışma çıkaracağımız bir tablo yapacak olsak şimdi not edelim. Bir tasavvuf dostu Allah dostunun gündeminde neler var? Böyle özellikle bir bu, iki bu, üç bu diye A, B yani alfabetik sıralama ya da önem sıralaması yapmamaya çalışıyorum. Çünkü Hasan Basri'de bakıyorsun biri çok fazla öne çıkıyor. Cüneyt-i Bağdadi'de öbürü biraz daha öne çıkıyor. Rabiatül Adaviyede işte tevbe daha fazla öne çıkıyor. Ortalamasını buldum. Böyle hüya ül baştan sona bir firistinden taradım. E, karşıma neler çıkacak diye baktım. Dediğim zaman bakıyoruz ki bir defa bütün olarak kalp amelleri hep öne çıkıyor. Tasavvuf dünyasında. Kalp amelleri. Çok nadiren bedensel amellerin de öne çıktığı var bazı tasavvuf erbabı cihada mesela ordu kurup cihat hareketine kapı açtıkları olmuş. Ama bin kişiden üç kişi böyle yapmış. Peki siyasetle, cihatla ilgilenmiyorlar mı? Hayır öyle değil. Öncelikli konuları kalp amelleri. Yani müminin dış dünyasını, bedenini, malını, servetini, toplumunu cami hocalarına bırakmışlar, alimlere bırakmışlar. Onlar zaten eğitiyor bunları düşünmüşler. Ama iç dünyayı, daha derin dünyayı kendileri ele almış. Ne kadar yerinde benzetme olur? Yani isabet eder mi bilmiyorum ama Kalp cerrahı ile kardiyolog arasındaki benzerlik bu. Yani kardiyolog ne yapıyor? İşte damarın tıkanık mı değil mi şu ilacı veriyor. Seni dışarıdan inceliyor. Cami hocası gibi. Namazı öğretiyor, abdesti öğretiyor, orucu öğretiyor sana. Ama kalp cerrahı damar cerrahı ne yapıyor? Açıyor. Oradaki arızayı gözüyle görüyor söküyor dikiyor tamir ediyor damarlara stent takıyor işte kesiyor bu yanlış diyor yani kalp cerrahı ile sanki başka bir iş yapıyorlarmış gibi görülüyor aslında ikisi de kalbe hizmet ediyor aynı şekilde alimler mürebbiler medrese allamesi bunlar oturup insan yetiştiriyorlar cihad edecek ticaret yapacak siyaset yapacak insan hazırlıyorlar. Ama tasavvuf erbabı iç ayarlarla uğraşıyor. Bunlara biz kalp amelleri diyeceğiz bundan sonra. Yani bu Medar-ı Salikin okuduğumuz sürece kalp amelleri. Ne diyeceğiz? Mesela tevekkül denen şey bir kalp amelidir. Huşu denen, yani Allahu Teala'nın huzurunda olduğunu hissetmek bir kalp amelidir. İhsan Antabudallahı keenneke terahu fe in lam tekun terahu fe innehu yarak. Allah beni görüyor düzeyi Müslümanlıkta. Bu nasıl sağlanır? Bunu anlatacak sürekli yani sadece ihsanı değil. Kalp amelleri nasıl sağlanır? İşte demek ki ümmeti Muhammed olarak bizim esasen iki türlü hocamız var. Bir bize namazı orucu öğreten ve diğer bir sürü siyaset vesaire helal ticaret nasıl olur bunu ulemadan öğreniyoruz. Bir de bunları yaparken iç dünyamızda kalite sağlamayı öğreten Allah'ın veli kulları var. Esasen ashab-ı bu iki dalda da aynı anda uzmandılar. Ali radıyallahu anh tasavvuf erbabı mıydı, fıkıhçı mıydı? Kelam hocası mıydı? tefsirci miydi? Ali radıyallahu anh için bunlardan bir tanesini söylemek iftiradır. Her şeydi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, tabi'in, tebe'ü tabi'in, İmam Malik, İmam Şafi, tasavvuf erbabı mıydı? Kelamcı mıydı? Tefsirci miydi? Doktor muydu? Doçent miydi? Batıl sorular bunlar. Her şeydi. Gitgide ümmetin ne demiştik? Coğrafyası büyüdü, dışarıdan gelen fikir akımları, etnik yapılanmalar ümmeti Muhammed'in içinde parazit oluşturmaya başladı. Tasavvuf bunun üzerine iç ayarları koruma, hijyenik bir İslam yaşama. Hijyenik bir İslam yani dış kültürlerden, oluşumlardan etkilenmemiş bir İslam yaşama hamlesi oluşturdu. Tasavvuf erbabı Allah onlardan razı olsun. Bunların hepsi kalp amelleri diye anılacak. Bu kalp amelleri ismi niye verilmiş buna? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İçeride bir et parçası var. Ve eliyle nereyi gösteriyor? Göğsünü, kalbi gösteriyor. O ne kadarsa Müslümanlığın o kadar. Namaz ne kadar kılarsan o kadar demiyor ama. Neden? Çünkü namazı da hareketlendiren, dikkatli kıldıran, de adil erkanına dikkat ettiren o kalptir. Kalp ne ediyoruz biz? Buradaki et parçası ama beyinle kalbin beraber çalıştıkları ve yönlendirdikleri şeye kalp dünyası diyoruz. İşte bu kalp amelleri nelerdir diye böyle oturup tefekkür edip Rabiatul Adevi'de neler vardı? Bir baktığımız zaman. Kerhi'de neler vardı? Bir baktığımız zaman. Ebu Hanife'yi rahmetullahi aleyhim cemiyen incelediğimiz zaman. Ahmet bin Hanbel'i incelediğimiz zaman. Yani ümmet olarak biz bunlar bizim mübarek selefimizdir. Ashab-ı kiram başta olmak üzere. Bunlarla biz ümmet olduk dediğimiz isimler. Daha sonra çıkmış filanca zat Ahmet Mehmet filancanın sevdiği filancanın sevmediği ya bunlar çok önemli. Ahmet bin Hanbel'i sevmeyen var mı? İmam Malik'i sevmeyen var mı? Ali bin Ebi Talib'i sevmeyen var mı? Bunlar önder insanlar. Evet daha sonra da iyi kulları var Allah'ın. Ama çok da tartışılmış isimler onlar. İmam Şafii kimse tartışmamış. Evet onun mezhebinden olmaya mecbur hissetmemiş insanlar kendilerini ama İmam Şafii'n üzerinden karşı mitingler yapılmamış bu çağdaş ifadeyle. Fikir protestoları yapılmamış. Onun gibi düşünmüyorum demiş Ahmet bin Hanbel. Onun hocası niteliğinde olduğu halde ben onun gibi düşünmüyorum demiş. Hakkı Allah ona da bir kapı açmış çünkü.